Yeniden merhaba. Çok sağlık ve hastalıklar uzmanı Doktor Kazım Özaslan'la devam ediyoruz. Hocam D vitaminin önemi nedir? D vitamini kemik densitesini, yoğunluğunu artıran, hani bir bina düşünün ki binada çimento ve demir olmazsa çöker. D vitamini de böyle bir şey. Mineral, karış mobilizasyonunda önemli bir vitamin. Etken bir vitamin. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde de zaten daha önce 15 günden itibaren başlanıyordu bu profilaks. Artık yeni yönetmelikte yeni doğan doğumdan itibaren başlanabilir. Bir yaşına kadar anneler bunu çocuklarına vermeleri gerekir. Bunun yalnız toplumda yaygın bir şey var. Ha işte yine biz hasta gruplarında karşılaşıyoruz veya bazı aile hekimlerimiz bunu yapıyorlar. Fontanel erken kapanması, yani ön fontanel dediğimiz açıklığın normali 5 aylık falanken kapanması gerekir. En az yani 5 aydan sonra kapanmasında bir sakınca yoktur. 24 aya kadar da bu uzayabilir. Ama bu D vitamini vermenin bu fontanel kapanmasıyla bir ilişkisi yoktur. Sadece densitesini, yoğunluğunu, kemiğin dayanıklılığını artıran bir vitamin. Bazı annelere işte fontanelin kapanmış, bunu bırak. Bıraktırdıklarını falan görüyoruz. Bu da doğru bir şey değil. Yani en az bir yaşına kadar annenin çocuğuna bunu vermesi gerekir. Onun dışında D vitamini aktif formunu güneş ışığıyla kazanan bir vitamin. Hani çocuğun güneşte en az bir yarım saat, yani bahar aylarında, sabah, öğlen olabilir. Yaz aylarında hava sıcak olduğu için yakıcı olmayan güneşte sabah ve ikinci saatten 15'er dakika çocuklarını böyle güneşte dolaştırmaları gerekir. Bunu yani cildin direkt güneş ışığını alması gerekir. Elbiseyle falan çıkınca olmaz bu iş. Camın arkasından da olmaz. Mesela evin hani güneş ışığı alıyor camın İçeri arkasında. İçeri giriyor. Bu kafi çocuk. Olmaz. Olmaz. O radyoaktif ışığını almazsa bu D vitamini aktif formuna dönüşemez. Hiçbir fayda da görmez. Bir yaşına kadar o takviyeyi almaları gerekir. Evet. Bu D vitamini hocam bizim de biraz alanımıza giriyor. Mesela biz de depresyon açısından D vitamini almalarını öneriyoruz. Yani D vitamini iyidir. Mesela bugün kuzey ülkelerinde depresyon oranı fazla. Neden? Güneşin çok olmadığından dolayı. Yani biz de gelen vakalara güneş alın bedavadan en azından D vitamini almış oluyorsunuz. Hocam D vitaminiyle ilgili o kadar çok çalışma var ki ben kullanmalar gerektiğinden şey yaptım. Yani bunu alınmamasında ortaya çıkacak sonuçlar. Evet. Bir sürü sonuç var. Bağışıklık, immün sistem, hastalıklara daha yatkın oluyor. Bu da hatta birkaç tane hoca çalışma yapmıştı. Üriner sistem enfeksiyona yatkınlık artıyor. Evet. Onun dışında reştizm dediğimiz hastalık bir sürü semptomla ortaya çıkıyor. Mesela D vitamini almayan, yetersiz alan çocuklarda yürümeye başlayınca vücut ağırlığını alan o kemiklerde O-bine, X-bine deformiteleri gelişebiliyor. Yani yamulma dediğimiz hani evet. Alt ekstremitelerde içe doğru oban yuvarlaklaşma olabilir. Onun için D vitamini yeter kadar almaları gerekir. Bir de düzeyine baktırsınlar. 12 aydan itibaren 6 aylık olunca bu vitamin düzeylerini ölçtürsün anneler. Baktırabilirler. Bu yetersizse takviyeyle güçlendirilebilir. Ki annelerimizin çoğu o konuda hani yetersiz yani D vitamin düzeyi. Annelerde de kapalı toplum olunca hani kapalı anneler ister istemez dini gerekler bunu gerektiriyor. Evet. Mesela yeteri kadar annede de düşük. Anne karnında kaybetmiş bunu. Çocuğuna geçmiş bir sürü. Evet. Sütle de geçiyor. Sütten de yeteri kadar çocuk alamamış. Evet. Haliyle düzeyi düşük kalmış. Bu takviyenin yapılması lazım. O zaman buradan ailelere şunu söyleyebilir miyiz? İşte bedava
bir D vitamini işte güneşe çözünürlüğünü çıkarın en azından D vitamini aslında. Aynen, aynen. Şimdi Adıyaman gibi yerlerde Güneydoğu, Güneydoğu iklimi olan bölgelerde şöyle sanıyorsunuz siz. Ya Hakkari'de ben çalışırken çok gördüm, çok düşüktü. Mesela gece huzursuz, genellikle şey diyoruz biz ona, huzursuz bacak sendromu bacak falan sendromu. Diye geçiyor. Geçiyor ama bunun çoğu nedeni D vitamini düşüklüğü. Kas ekleme ağrılar olan, kramplar şeklinde ağrılar olabilir. Erişkin yaştaki kız çocuklarının özellikle. Ekleme ağrıları. Evet. Uykudan uyandıran, gece huzursuz eden ağrılar olabilir çocukta. Çocuk kendisini ifade edemeyebilir. Çünkü bu ağrı böyle belirgin bir ağrı değildir. Küt tarzda huzursuzluk yaratan bir ağrıdır. Evet. Uykudan uyanır çocuk annesine diyebilir, ayaklarım ağrıyor, olabilir misin falan diye. Tabii buradan Hakkari gibi yerlerde çok düşük. Ama ben Batman'da ve Adıyaman'da hani nispeten daha çok güneş alan bölge olduğu için şöyle düşünüyordum, yani buradakiler yeterlidir herhalde. Güneş alıyor. Diyorum anneye güneşe çıkartıyor musun çocuğunu? Ya çıkartıyoruz. Akşama kadar güneşin altında diyor çocuk. Fakat hani elbiseli olmaz. Ha, vücut çıplak yani, yani vücut direkt güneş ışığını alması gerekiyor. Güneş ışığını görecek. Onun için burada da yaygın yani var. Evet. İllaki var. Evet. D vitamini eksikliği olan çocuklar var. Biz takviyeyi yapıyoruz. Zaten bakıyoruz. Evet. İçin şeyine bakıyoruz. Hocam İstanbul'da size bir selam var. Meltem Gökhuy. Kasım hocama selamlarımı iletin diyor. İstanbul'dan sizi izliyorlar. Aleyküm selam, benim yeğenim. Ha, size selamlarını iletiyorlar selam. Hocam. Hocam kanguru ve yürüteç kullanmada sakınca var mıdır? Yani bence kullanmasınlar. 12 aydan sonra adımlama, çocuk adımlamaya başlar yavaş yavaş. 14-15. aylarda destek olarak olabilir. Hani çocuğun hani düşmesini engellemek için birkaç ay kullanabilirler ama bence kullanmasınlar. Yani 11 aydan önce kullanmasınlar. Kullanmasınlar hayır. 11 aydan sonra kullanabilirler. Kullanabilirler. Çünkü 11 aydan önce belki kullanırsa bacaklara çarpık. Ama evet, çarpık bacak falan olabilir. Evet. Ama onu da çok öyle sürekli yürüteçte falan değil yani. 1-2 saat yürüteçte oturtabilirler çocuğu. Evet. Hocam şimdi bir izleyicimiz şunu yazmış. Ben çok panik yapan bir anneyim. Bebeğim ateşin çıkınca ne yapacağım bilemiyorum, ne yapmalıyım? Ya şimdi panik, ateş bir semptomdur. Hastalık olarak görmüyoruz. Şimdi yeni doğan dönemde ateşlerin nedeni, birçok nedeni anne babanın çok koruyucu olması. Hani çocuğumuz üşümesin, üstünü sarmalayalım, çok kalın giydirmek gibi nedenler var. İşte peteğin yanında, sobanın yanında yatırma bunlardan bir tanesi. Yani çocuklar da ter bezleri geç dönemde faaliyete geçtiği için yani terleme yoluyla insan vücut ısısını atar. Yani terleme olmayan bir çocuk sıcağa dayanıksızdır. Siz de ekstradan bunu sarmalıyorsunuz, aşırı sarıyorsunuz. Bu çocuğu huzursuz eder. Başka hastalıklar neden olabilir? Çok fazla terleyince, düşünün ki ter üstünde soğudu. Çocuk da yani zatürreden tutun da birçok hastalığın nedenidir. Onun için çok fazla koruyucu olmayalım, rahat olalım. Oda ısısı 22-24 derece olsa yeterli. Sadece biz kendi üstümüze aldığımızdan bir kat fazla örtelim. Yani çocuklar bir de mesela battaniyeyi falan kabul etmez, sürekli üstünden atıyor veya yataktan çıkıyor. Yani nedenine gelişin, bu ter bezlerinin gelişmemiş olması. Yani vücut ısılarını zaten atamıyorlar onlar. Evet. Onun için çok korkmayalım. Yani çocuk nerede hasta olur? Şimdi şu ortam sıcak bir ortam diyelim. Terledi. Siz soğuk bir ortama geçirdiniz, çocuk hasta olabilir. Yani sıcaktan soba böyle ısı farkında. Çocuklar genellikle hasta yani olur. Yani sobalı ev düşünün. Evet. Bir sobalı olan odadan çıkıp başka bir odaya geçince. Evet. Aynen öyle. Yani ateşi var. Açalım, bir bekleyelim. Belki düşecek, hem belki biz çok sarmaladığımız için çocuğun ateşi oldu. Bir ateş düşürücü verelim. Ama çocuğun özellikle süt çocuklarına beslenmesi bozulmuşsa, ya beslenemiyor, emmiyorsa ve emme refleksi zayıf
zayıfsa, böyle baygın yatıyorsa, tiz sesle ağlıyorsa, böyle ağlayamıyorsa kendini, bunların en büyük eforu çocukların ağlamaktır. Evet. Yani çocuk iyi ağlıyorsa o çocuk sağlıklıdır. Veya hani çok fazla aşırıya gitmemek koşuluyla diyorum ben. Bir ağrısı olur, ağrı, o ayrı bir mesele. Veya çocuk emmiyorsa o zaman korkarım. Bu enfeksiyonun hani ateş olması şart değil. Ateşi olmasa da bir enfeksiyon, ateş tabii ki bir enfeksiyonun için bir semptom, ön bulgu ama ateşi olmasa da bu çocukta bir şey var demektir. Hani emmiyorsa, ağlamıyorsa, baygın yatıyorsa. Ağrı kesici vereceğiz. Yanıt alamazsak ağrı kesiciye tabii ki bir uzmana başvurmak gerekiyor. Hocam bir soru daha var. Hocam aşıların yan etkisi var mı diye soruyorlar. Yani aşıların yan etkileri tabii ki böyle lokal kızarıklık olabilir, selülit yapabilir. Hafif grip bazı semptomlar olabilir. Yani burun akıntısı gibi. Subfebril yani çok 37.5'ü geçmeyen ateş olabilir. Subfebril diyoruz. Yani 38'in üstüne çıkmayan 37.5 civarı ateş olabilir. Bu da tabii geçici semptomlardır. Birkaç gün ağrı kesici verebiliriz. Ama aşılarımızı yaptıralım. Özellikle bazı hasta gruplarında astım dediğimiz o başta sormuştunuz alerjik rinittir olan hastalarda veya kemoterapi alan kanser hastalarında ve bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda bu bahar aylarında ve kış aylarında ilkbahar ve sonbaharda grip aşısı yaptırmakta çok büyük faydalar var. Onun dışında tabi bize de gelip soruyorlar anneler rota aşısı yaptıralım mı? Ya biz yaptırmalarından yanayız. Evet. Belirgin bir yan etkisi yoktur. Evet. Hani şöyle bir şey çok yanlış bilinen bir doğru var. O da şu SSP hastalığı dediğimiz bu yatalak çocuklar var. Genelde yoğun bakım ünitelerinde biz burada Adıyaman'da çalışırken birkaç tane hastayı uzun dönem takip ettik biz yoğun bakımda. Antep'te de takip etmiştim üniversitede. Bu kızamık virüsünün neden olduğu bir hastalık. 11-12 yaşlarında bulguları başlıyor. İşte yürüyemiyor çocuk, yatağa bağımlı kalıyor. Bir süre sonra bilinç kapalı. Sonra ventilatörde yaşamını sürdürüyor. Bir süre sonra tabii bu çocuklar vefat ediyor. Evet. Bunun nedeni kızamık mikrobu ama aşısı değil. Şöyle ki aşıdan etkin bir şekilde bağışıklık kazanamamış çocuklar. Aşılanmış olsa, aşısı o bağışıklığı kazanmış olsa böyle bir hastalık oluşmaz. Nedeni de daha önceki koşullarda, Türkiye koşullarında aşıların taşınması, soğuk zincir dediğimiz şehir riayet edilmemesi. Örneğin daha önce böyle buz soğuk hava taşıyıcıları yoktu. Şu anda bizim Sağlık Bakanı bunu çok iyi organize ediyor. Evet. Diyelim ki elektrikler gitti. Ne yaptınız hocam? Aşılar ne oldu şimdi? Evet. Bir köy sağlık ocağında düşünün. Aşı gelmişsin. Bir hafta muhafaza etmeniz gerekiyor. Evet. Elektrikler gidince ne yaptık? O aşıları kullandık sonradan geldi elektrik falan. Ama aşının etkinliği gitti. Gitti evet. Ya bu şartlarda belki bağışıklığı kazanamamış olabilirler o çocuklar. Evet. Ona bağlı durumlar. Aşılarımızı ihmal etmeyelim hocam. Aşılarımızı yaptıralım yani. Yani canlı aşılarda da şu var. Bazı canlı aşılar var mesela. Bu da diyelim kızamık aşısı, yumurta alerjisi olanı. Evet. Yani doktor gözetiminde yapılması lazım olan aşılar da var yani hocam. Evet. Hocam şimdi Kocaeli'den Tülay Hanım soruyor. Merhaba hocam, iyi yayınlar. 8 yaşında oğlum altına kaçırıyor. Geceleri bunun için ne yapmalıyım? Şimdi altta yatan bir neden var mı? Ona bakılması lazım. Evet. Bunun için işte
bir pediatri uzmanına başvuracağım. Orada idare olan enfeksiyonu, bunun bir nedeni olabilir. Taş olabilir, böbrek taşı. Veya en sık nedenlerden bir tanesi de kabızlık. Evet. Yani kabızlık dediğimiz hani 3-5 gün sürüyor, büyük abdestini yapamıyor çocuk. Tabii mesene ve sigmoid kolonun, yani bu kaytasını yaptığı kolonun komşuluğu nedeniyle mesaneye bir baskı uyguluyor. Orada bir kaçırıyor. Tabii baskı nedeniyle de mesanenin şeyi, volümü diyelim, tam şu an hatırlamıyorum ama diyelim 50 cc 30 cc idrarı bu volüm 15 cc'ye düşüyor, 10 cc'ye düşüyor. Evet. Haliyle bu da bir neden olabilir. Evet. Ha, tedavisi mümkün. Kolay. Yani tedavisinde bir sıkıntı yoktur. Evet. Biz psikologlar olarak da zaten hocam onun tedavisini yapıyoruz. Altta yatan neden işte. Evet. Bu nedenler, yani organik nedenlere bakıyoruz. Evet. Yani organik bir neden yoksa. Yoksa psikolojik olarak. Psikolojik olarak hocam. Şey yapabiliyoruz. Hocam yine bir sorumuz şöyle. Sünnet için hocam en uzun yaşı kaç diye söyler bize diyor. Şimdi ben bu konuda çok ayrıntılı bir şeyim yok ama. Evet. Şunu biliyorum. 2-3-4 bu yaşları tercih etmiyoruz. Genellikle erkek çocuklar, erkek ve kız cinsiyetinin fark ettiği yaşlar bu yaşlar. Yani kız çocuğu, erkek çocuğu kendi cinsiyetin farkındalığına vardığı yaşlar. Evet. Onun için biz bu yaşlarda yapılmasın diyorum ben. Ama diğer yaşlar içinde yapılabilir yani. Nörologlar bu konuyu daha iyi bilirler hocam. Çocuk yararlar bilir. Evet. Hocam yine herhalde bir anne soruyor. Erkada ne zaman başlamalıyım diyor çocuğuma. Şimdi genellikle altı aydan sonra biz öneriyoruz. Altı ay bitiminden sonra. Altı ayı bitirmesi lazım. Altı ay deyince burada da bir şey çıkıyor. Beş ay bitiyor, altıncı ayın içinde mi mesela? Böyle bir yanlış var. Altı ayın bitiminde. Altı ay bitince. Yedinci ayın başında. Kaç yaşındasınız diyoruz da biz. Evet. Tedavide şuna bakıyoruz. Kaç yaşındasın? Bitirdiği yaşı esas alıyoruz. Evet. Ya toplum anneler onu değil. Başladığı yaş esas alıyor. Mesela 3 bitti 4'e girdi mi? 4 yaşında diyor. Hmm. Bizim için o çocuk 3 yaşında hocam. 3 yaşında. Şimdi 6 ayın bitiminde başlıyor. Ama daha öncesinde 15-20 gün öncesinde tattırmak şeklinde başlanabilir. Evet. Yani besinlerin yavaş yavaş böyle çocuğa tattırılabilir. Yani yavaş yavaş küçükten başlayıp tatmaya başlasın. Tatma başlanabilir. Hani ama 6 aydan itibaren ekkıdaya başlıyoruz hocam. 6 aydan itibaren ekkıdaya başlayabilir. Yine onunla ilgili bir soru ama hocam bilmiyorum. Bebeğimi nasıl beslemeliyim diyor mesela. Ekkıdada ne yapmalı? Ekkıdada işte demir veya protein bu yani sıvı gıdalarla öncelikle başlamasını öneriyoruz. Hani yoğurtla evet. Falan. Anne muhallebi yapabilir, çorbalar yapabilir. Sadece şunu istiyoruz. Hani yumurta beyazını vermeyiniz. İnek sütü vermeyiniz. Bal vermeyiniz. Pekmez vermeyiniz diyor. Pekmez de şöyle ki açıkta yapılan pekmezler var ya kurutulan. Evet. Güneş altında kurutulan pekmezler. Tetanus mikrobu açısından zaten balı da onun için önermiyoruz. Yani tetanus mikrobu bulaşabiliyor. Hani toprakta temas olup da bulaşabilir. Pekmezleri de ben söylüyorum pekmez de vermeyiniz şeklinde. Kıyma türü şeyleri, et ve bu ürünleri yaklaşık 8 aylıkken falan başlayın istiyoruz. Evet. Çünkü çok sancılı olabilir. Sindirim problemleri yaşayabilir. Anneler 3 gün kuralını uygulasınlar. Yani evet. Bir şey verince hemen karıştırmasınlar. 3 gün bir şey versinler. 3 evet. Gün sonra bir ekleme yapabilirler. Ya bu 3 gün kuralına riayet edilirse çocukta bir alerjik bir reaksiyon olduğu zaman en azından hangi gıdaya oldu bunu bilebilirler. Çilek ve domates buna da alerjen olabilir. Bunlara da dikkat etsinler. Onun dışında çok acılı şeyler falan zaten vermez de sanmıyorum. Ya bu arada annelere de acı yemesin ama.
Evet. Anneler acı bir şey yemesinler. Çocuklar bu defa çok ağlayabilir. Yani evet. Bir şey olabilir. Yani çünkü çocuğa vermesin ama anne de nasıl olursa artık akıdaya başladım deyip süt verdiği halde acı yemesin. Ya şimdi bizim başımızdan geçtiği için biz de biliyoruz. Bizim kendi çocuklarımızı da büyütüyoruz. Evet. Bazen hani çocuk sabaha kadar ağladı oluyordu. Evet. Oradan da biliyoruz biraz. Hani büyütmek, bakmak biraz zahmetli hocam. Zahmet, evet. Şimdi onunla ilgili bir soru var hocam. Fatih Bey'in ikizleri varmış. Şöyle bir sorusu var. İyi akşamlar Çetin hocam. Bizim ikizler gece yarım saatte bir, bazen saat başı, bazen 1,5 saatte bir uyanıyorlar ve ağlıyorlar. Bu sorun için bir çözüm var mı? Hocamız ne der? Kaç aylık mı çocuklar? Herhalde 1 yaşında şu anda. Oğlum, bence bu gaz falan değildir büyük ihtimalle. Bunun neden bir gaz olacağını sanmıyorum. Evet. Aytırı bir kan değerlerine falan bakılması lazım. Evet. Altta yatan başka bir neden olabilir. Yani üriner taş olabilir, sindirim problemleri olabilir. Yani bunun en sık nedenlerinden bir tanesi reflü. Evet. Reflü hastalığı. Reflü de çocuklara çok sıkıntılı bir süreç oluşturabilir. Pardon hocam, şimdi mesela 19 aylık. 19 aylık. Reflü açısından baksın. Evet. Reflü açısından baksın. Ağız kokusu var mesela. Sabahlar ağzı kokuyor mu? Nefesi kokuyor mu? Reflüsü varsa böyle bir şey olabilir. Bir de gece yatarken süt vermesin. Yani süt, inek sütü dediğimiz. Reflünün en sık nedenlerinden bir tanesi de süttür. Sütün kendisi alkali olduğu için. Evet. Mide asitesini de bozar. Yani geriye kaçışın en sık nedenlerinden birisi de alkali gıdaları çok almak. Bir de akışkan bir şey süt. O reflü olabilir o çocuk. Reflü olabilir hocam. Ya bir ihtimal yani. Ama ayrıntılı bakılması lazım tabii ki, muayenesi falan gerekir. Bir gün söyleyeyim hocam. En azından gece süt vermesin. Gece süt vermesinler. Gece yatarken uykuda süt vermesin. Gece yatarken. Ya en az bir saat sıvı gıdalar diyorum hani. Evet. Sıvı gıdalar. Gece verilmese daha iyi olur hocam. Gece verilmese daha iyi. Hocam yine şöyle bir soru var. Neredeyse 2 yaşında olacak kızım meme emmeyi bıraktığından beri parmak emiyor. Onu uyardığımda ise inatla daha çok yapıyor. Bu durum ağız ve diş yapısına bozulmaya neden olur mu? Bir soru, onu bu hastalıktan vazgeçirmek için ne yapalım? Ya tabii ki şimdi, yani 2 yaşından sonra çok hani diş yapısında bir bozukluğa neden olacağını sanmıyorum ama daha öncesinde hani böyle emzik falan kullananlar da olabilir. 8 aylık bebek hani. Bebekler 8 aylıkken falan diş çıkartmaya başlıyorlar ya hocam. Evet. O dönemde bu emzik kullanan bebeklerde ağız çene yapısında bir bozukluk olabilir. Bu nedenlerden bir tanesi diş yapısında bozukluk. Şimdi 2 yaşındaki bir çocuk için uyarıp takip etmek gerekir. Bir de bizim normalde o yaştaki çocukların kullandıkları dişler süt dişleri dediğimiz grup. Diş tabii hekimler bizden daha iyi bilir ama. Evet. O dişleri bir yaşta belli bir süre sonra çocuklar dökecektir. Dökecektir. Ama kılavuz diştir o diş. Kılavuz diş. Ya siz daha erken mesela diş çekilse veya çıkarılsa, ya yani çürük nedeniyle çekilmiş olsa, siz kılavuz dişi ortadan kaldırdınız. Diğer dişler kayma olacak. Ağız çene yapısını bu da bozabilir. Ama elin emiyor dediniz. Bu bir hastalık nedeni olabilir. Çocukta bir bilinç altında. Evet. Yani özellikle 3 yaşına kadar televizyonlara bakmayın diyoruz çocuklarınızı. Evet. Televizyonu ve internet vermeyin eline diyoruz. Çocuğun dikkatini başka yönlere hep çekmek. Bu işin üstünde anne babanın çok sıkı durması gerekir. Dikkatini dağıtmak, uyarmak onu, severek, şey yaparak. Üstünde dururlarsa inşallah bu işi atlatabilirler. Evet. Hocam, şu yine bir başka bir soru. Gripal durumlarda geniz akıntısı için neler yapılabilir? Gripal durumlarda? Evet, geniz akıntısı için. Geniz akıntısı. Gripal durumlarda... Önce gripal durumlardan korunmak gerekiyor. Ona yönelik var. C vitamini bol tüketsinler. İşte önce bu aylarda, gene de bu aylarda. C vitamini takviyesiyle.
Evet. İşte mandalin, portakallar gibi sulu gıdaları bol tüketsinler. Ağrı kesici kullanabilirler. Hani onun gripin zaten bir tedavisi yoktur. Gripin tedavisi semptomların semptomatiktir. Vitamin takviyesiyle, sıvı hidrasyon ile tedavi edersiniz. Tabii bazı bu domuz gribi dediğimiz son dönemde Adıyaman'da da birçok vaka görüldü. Evet. O durumlarda birkaç ilaç, bir ilacı var mesela onu başlıyorsunuz. Bu hastalığın kendisini tedavi etmiyor ama o hastalığın vücutta yayılmasını engelliyor. Ne kadar erken başlarsanız bu ilaca o kadar iyi yanıt alabilirsiniz. Ha bu ilaç şöyle bir ilaç. Siz mesela grip olan, salgın olan bir dönemde bir yerden bir yere gidiyorsunuz hocam. Evet. Salgın var ortada biliyorsunuz. Gerçi şimdi Çin'de bir vaka var. Koronavirüs. Evet. O ayrı bir, evet. Gidiyorsunuz bu domuz gribi salgın için bu ilacı profilaktik olarak kullanabilirsiniz. Evet. Yani ilacı alıp kullanabilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Evet. Diyorlar ki astım hastası olan çocuklar sürekli aldıkları bu ağlar herhangi bir sorun yaratır. Ya şimdi astımda dereceler var. Yani hafiften ağıra doğru. Evet. Bu da astımın ağırlığı işte atak sayısına. Mesela gece uykudan uyandıran astım kadar öksürük krizler oluyor mu? Solunum sıkıntısı var mı? Gibi nedenler bir araya getirip böyle sınıflandırılmış hocam. Evet. Sınıflandırılmış. Ona göre ilaç başlanıyor. En hafifinden en ağırına doğru. Yeni ilaçlar eklenerek veya dozlar artırılarak. Yani burada kar zarar hesaplanmış. Yani bu ilaç kullanınca hani hastanın artısını standartlarını, yaşam standartlarını artırmak için en az düzeyde ilacı, en etkin bir biçimde kullanacağın dozda ilaç veriliyor. Ya bu ilaçlar öyle bir etkisi yok. İnflamasyonu önleyen ilaçlar, steroidler dediğimiz grup. Hani hatta anneler de mesela bize hastanede çok soruyor, steroid kullanıyoruz hocam bir yan etkisi falan. Hayır, bu inflamasyon bronşların, oradaki iltihaplı hücrelerin bronşları kapatmasını veya geri dönüşümsüz fibrozisi engellemek için başlanan ilaçlar herhangi bir sistemik etkisi olmaz. Kullanmalarında da bir sakınca yoktur hocam. Evet. Şimdi 6 yaşında erkek çocuğum var diyor hocam. Büyük tuvaletin altına yapıyor ve bunun farkında değil. Sebepleri ne olabilir diyor. Şimdi 6 yaşında erkek çocuğu. Ya birçok sebebi olabilir ama farkında değilse bu şeyde olabilir. Farkında değilmiş hocam. Farkında değilse şeye bağlı olabilir. Bu kabızlığa bağlı olabilir hocam. Evet. Şimdi şöyle düşünülebilir. Kabız hasta aynı zamanda altına yapıyor. Nasıl bu mümkün? Sigmoid kolon içinde bu fekoloidler kayta bazen katılaşabilir. Kemiksi bir yapı alabilir. O sigmoid kolonun çıkışını kapatır. Kapatınca yukarıdan gelen kayta, sıvı olan kayta yanlardan sızıntı şeklinde altına yapıyordur büyük ihtimalle. Evet. Sızıntı şeklinde büyük abdest en üstten dışarı çıkartabilir. Böyle bir şey var mı yok ona bakmak gerekir. Ya böyle bir şey varsa tedavisi tabii ki kolay basit bir tedavisi var. Ya bunun tedavisi var diyorsun tabii değil mi? Yapılabilir. Lavman yapılır. Öyle. O fekoloid boşaltılırsa düzelebilir büyük ihtimalle. Düzelir diye düşünüyorum. Ama uzun dönem kabızlık varsa, uzun dönemden beri tedavi edilmemiş, tedavisi yapılmamışsa, altta yatan nedenlere bakılmamışsa, örneğin hipotiroid hastasında olabilir, kabız olabilir. Evet. Ya bunlara B12 eksikliğinde yine kabızlık nedenlerinden bir tanesi de. Çünkü nöronların yapı taşlarından biri işte B12 vitamini. Sonuçta kalın bağırsağın etrafında da nöronlar var. Evet. Çalıştıran nöronlar var. Evet. Yani hiçbir hastalığı dediğimiz doğumdan gelen kabızlık hastalığı var. Bunun bir tedavisi yoktur. Yani çocuk cerrahları ondan daha yakından ilgileniyor ama şimdi nöron bu nedenler tedavi edilip arkasından belli bir diyet tedavisi
Hastaya veriyorsunuz. Dediğim gibi hastanın ilacı doğru şekilde kullanması çok önemli. Yani biz bugün bir hasta yine kabızlıkla başvurmuştu. Ona ilaç çoktandır kabızmış ama anlattık ilacı nasıl kullanacağını anlattık. Dozu arttırması gerektiğini, bu ilacı aniden kesmemesi gerektiğini, azaltarak dozunu kesmesi gerektiğini, bu tedavinin 3-5 ay en az devam etmesi gerektiğini tedaviye. Diyette nelere dikkat etmesi gerektiğini bunları anlattık. Bunlara riayet ederlerse sıkıntı yaşamazlar hocam. Evet. Hocam yeni doğan çocukta sarılık nasıl fark edilir diye bir soru var. Şimdi yeni doğan bebeklerde bir fizyolojik sarılık vardır. Fizyolojik sarılık yani kendinden geçebilen bir sarılıktır. Fakat başka nedenlere bağlı sarılıklar da var. Örneğin kan uyuşmazlığına bağlı sarılık olabilir. Başta anlattık anemilere bağlı, enfeksiyonlara bağlı sarılık olabilir. Tiroid bezleri çalışmıyorsa sarılık bir semptomdur, bir hastalık değil. Evet. Semptom. Bir belirtidir yani. Bir belirtidir. Öyle diyelim. Siz bu sarılığın nedenini önce iyi tespit etmeniz gerekir. Enfeksiyonsa enfeksiyonu tedavi etmeniz gerekir. Kan uyuşmazlığı varsa, işte anneye uyuşmazlığa bağlı program yapılıyor işte çocukta. Uyuşmazlık varsa yakın takibi alıyorsunuz. Tabii skalası var onun. Bakıyorsunuz kan beyin bariyerinin geliştiği yaş grubu hocam ilk 10 gündür hayatın. Evet. Hayatın ilk 10 günüdür. Bilirubin bariyer olmadığı için ilk 10 günde bilirubin beyne geçiyor. Yani siz ilk 10 günde bunun üzerinde durmanız gerekiyor. 15. günde sağlık diye getirmişsiniz, tedavi etseniz de çok şey yoktur. Sağlık öldürmez. Hastalık öldürür. Şimdi siz 10 günde, 15. günde, 13. günde çocuğu getirdiniz. Geçmiş, işten geçmiş bence. Evet. Çünkü beyine geçmiş. Oradaki birbirin ya o zaman, beyin hücreler... O zaman bunda erken getirmeler lazım. Hocam yakın olmaz. İlk 10 günde evet. Her şeyi yapmanız gerekiyor. Sarılık, bakır, yani konjüktivasına bakarsın, yani bir kural vardı. Yani biz aşinalık kazandığımız için yukarıdan aşağı doğru bakıyorsun. İşte baş sararmışsa 5 puan, gövdeye doğru inmişse bu sarılıkta 10, ayaklarına doğru inmişse 15. Bakıyorsun sınır kaç, fototerapi sınırı var, profilaktik fototerapi sınırı var. Elimizde skalamız var, skalaya bakıyoruz. Eğer sınırın üstündeyse bunu fotoya alırsın. Evet. Veya immünolojik bir neden varsa, dediğimiz gibi RH uçmazlığına bazı sağlıklık varsa, İBİK dediğimiz ilaç verilebilir. Veya kan değişim sınırının üzerine çıkmışsa, transfüzyon yapılabilir, kan değişimi yapılabilir. Evet. Tedavisi kolay. Tedavisi kolay ama 10 gün içinde muhakkak kenara alır. 10 gün işte başta müdahale etmek gerekir. Gelmek lazım yoksa Allah kötüsen beyni atarsa bu sefer sıkıntı olur. Tabii yani bilirubin şöyle sarılık yapan o madde hemolize bağlı kan yıkımı sonucu ortaya çıkan bir madde. Bu madde antioksidan bir madde. Aslında vücudu mikroba karşı koruyan bir zararlı olarak gördüğümüz bir şey. Mikroba karşı koruyan antioksidan bir protein. Tamam hocam. Yani vücudu koruyan bir şey. Evet. Vücutta bir sıkıntı var. Biz bu sıkıntıyı önce halletmemiz gerekiyor. Bazen de sarılık tabii ki uzayabilir. Mesela uzamış sarılıklar nedenlerinden bir tanesi de anne sütüdür. Anne sütü sarılığıdır. Tabii bunun çocuğa bir zararı yoktur. İlk 10 günde müdahale edilmesi gerekir hocam sarılık. Hocam Kemalettin Özastan ve ailesine selam ve iyi yayınlar diliyorlar hocam. Aleyküm selam. Benim abim. Size bayağı bir mesaj... Ben de selamlarımı söylüyorum. Anneme, babama, yeğenlerime buradan çok selamlar. Biz anneye, babana selam ve saygılarımızı ve abimize hürmetlerimizi iletiyoruz. Allah razı olsun. Yine hocam Malatya'dan selamlar var hocam. Büyük zevkle izliyoruz diyor. Aslan Gök. Benim yeğenim. Onlar maşallah. Seviyormuşlar ya. İyi akşamlar hocam. Benim çocuğum yumurta alerjisi var. 2 yaşını doldurmak üzere ne yapmam gerekiyor? Yumurta alerjisi. Yani biraz beklesin.
Evet. Yani bu alerji atlatabilirdi ama yumurta alerjisi çok geçen bir alerji değil. Hani semptom olarak bunu fark etmiştir belki. Dermatiti vardır. Yanaklarında veya vücudunda döküntüler olabilir. Evet. Bir süre beklesin. O yumurta alerjisi şöyle ki sizde yumurta protein farklı bir protein hocam. Evet. Birkaç gün bazı insanlar arka arka yumurta yer. Gece yatınca mesela kaşıntı başlar. Huzursuzluk olabilir. Yumurtayı yeme sıklığına da bağlı bir şeydir bu. Bazı insanlar da bunu fark etmeyebilir. Bir miktardan, bir dozdan fazla o proteini alınca bu şey başlar, alerji başlar. Biraz beklesinler hocam, ara ara denesin. Atlatma ihtimali var tabii ki. Evet. Hocam yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Son bir soru daha soracağım. Ondan sonra yavaş yavaş programı kapatacağım hocam. Hocam bayağı da bir soru var sağ olsunlar. Bayağı da bir izleyenimiz var. Değerli Bilge Etsin hocam size ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam yeni doğan kalça, yeni doğanda kalça darlığı veya çıkıklığı nasıl olur? Tedavi süresi nasıldır? Bunun devamlı bu genetik midir diye soruyorlar hocam. Şimdi onun nedeninin genetik olup olmadığı bizim açımızdan hani pratikte çok bir katkısı yoktur. Evet. İnsanların yaşamına veya şeyine, standartlarına hani genetikse de gösterilmiş bir gen yoktur. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Şimdi bunun erken müdahalesi 40 günlük önce biz çocuklar genellikle kalsiyum ultrasonu için çağırıyoruz. Aynı zamanda batın ultrasonu çekiyoruz böyle. İç organlarına bakıyoruz. İşte bir atnalı böbrek olabilir, başka anomali var mı yok. Bunlara bakıyoruz. Kalça ultrasonu ilk 5 aya kadar çok önemli yapılması gerekir. Eğer çıkık varsa buna müdahale şansımız var. Yani ortopediye yönlendiriyoruz. Atelle işte onlar kendi enerji müdahalelerini yapıyorlar. Bir süre sonra hani bunu düzeltebiliriz. Ha, bunun nedenlerinden bir tanesi kundak dediğimiz olay. Hani kundak yapmayın diyoruz hani mesela gerek. Öneriyoruz evet. Ya hocam. Kalça çıkın nedenlerinden biz bunu yapmayalım. Ya diğer nedenler de zaten ultrasonda tespit edilirse takibi alınır. Düzeltilebilir. Erken dönemde hani erişkin dönemde toparlılık fark ettiniz. Çocuk yürümeye başladı, emekledi, bir süre geçti. Onun tedavisi çok daha güç. Yani çok zor tedavisi. Külfetli bir tedavisi var. Ama erken dönemde tespit edersek tedavisi mümkün, kolaydı. Ama kundak bağlamasın anneler. Kundak. Bağlamasın. Yani anatomisi farklı bir anatomisi. Burada hani maket falan olsa gösterirdim ama. Evet. Yani o ayaklar öne doğru gelince kalça evet. Şey tarafından çıkıyor. Onun için çok sıkıyorlar ya mesela kundakla falan. Sağlam olsun hani, gibi. Sağlam olsun diye kendileri çıkartıyor. Farkında değiller. Hmm. Biz anlatıyoruz. Hatta diyoruz ki hafif açı, o açı ölçüleri var. Radyologların kullandığı bir ölçü şey var. 50-60 derece ise takip diyorlar. 50'nin altı ise çıkık diye şey yapıyor. Takip dediklerini mesela genellikle çift kat bez bağlayın falan diyoruz annelere. Çift kat bez ki o şey yapsın. Uyluğa tam otursun. Yani bu kadar. Hocam ağzınıza sağlık. Ama biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür hocam sağ olun. Son olarak söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz şeyler buradan, varsa onları da alalım. Buradan anne, babam izliyorsa onlara abilerime, yeğenlerimin hepsine selamlarımı iletiyorum. Ayrıca İdlib'de bugün şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Amin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin. Hocam biz de size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Bence sağ çok hocam. Faydalı bir program oldu. Yani bu arada Meydan TV'lerinden özür diliyoruz. Bayağı bir soru var. Soramadık. Çünkü yayın süremizi doldurduk. Geldiğiniz için hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Sağ olun.
Mercan TV izleyici, buradan bir Bakü'ye, Azerbaycan'a, bir çocuk psikoloğu, uşak psikoloğuna selam ve sevgilerimi göndereceğim. Gülnare İmanova, o da Azerbaycan'da çocuk psikoloğudur, yani uşak psikoloğu. Azerbaycan'ın en iyi psikologlarından bir tanesidir. Ben de yakından tanıdığım. Aynı zamanda ben Azerbaycan'dayken benim seminer ilanlarımı hazırlayan psikolog arkadaşımdır. Buradan Gülnare İmanova'ya selam ve saygılarımı iletiyorum. Azerbaycan'a geceniz hayra kalsın diyorum. Mercan TV izleyicileri, haftaya tekrar yeni bir konu ve konuklarda görüşmek üzere. Haftaya kadar pozitif kalın.